Evet arkadaşlar, bugün Erzincan il merkezimizi kuzey yönüyle çevreleyen Keşiş Dağları'na yoğun bir yağmur yağışı oldu. Artı dolu yağışı oldu. Bundan kaynaklı ufak çaplı da olsa bir sel felaketi yaşadık. Özellikle ilimizin, il merkezimize bağlı Başpınar Mahallesi ve Kurutilek Mahallesi başta olmak üzere hem konutlarda hem tarımsal alanlarda zarara sebep olan bir sel felaketi yaşadık. Tabii bu sel felaketinde sevindirici olan tarafı herhangi bir can kaybımız yok. Ancak maddi kayıplarımız var. Maddi kayıplar bağlamında özellikle Başpınar ve Kurutilek mahalleleri başta olmak üzere konutlara su basması şeklinde zararlarımız var. Yine hayvan ağıllarının dağılması ve yine tarım arazilerine sel basması tarzında zararlarımız var. Ancak tüm ekiplerimizle beraber, il belediyemiz başta olmak üzere özel idare ekiplerimiz, DSİ ekiplerimiz ve yine karayolları ekiplerimiz ve AFAD ekiplerimizle beraber sahadaydık. An itibariyle hem yağmurun geri çekilmesi nedeniyle hem de alınan tedbirler neticesinde süregelen bir sel olayı devam etmemektedir. Süregelen bir sel yoktur. Vatandaşlarımızın özellikle Başpınar Köyü'nde evleri zarar gören vatandaşlarımız, akrabalarının yanına tahliye olanlarımız var. Kamu misafirhanelerinde misafir ettiklerimiz var. Ancak altyapı bağlamında hem il merkezimizde hem bu iki mahallemizde sıkıntılarımız var. Ama bu içme suyu elektrik tarzında değil de genelde yol hasarları ve konut hasarları, iş yeri hasarları şeklinde cereyan etti. İnşallah yarın itibariyle hem sel yatakları bağlamında desteğimiz başta olmak üzere makineli tüm kurumlarımız gerekli hizmetleri verecekler. Gece boyunca da çalışmaya devam edeceğiz. Şunu ben belirtmek istiyorum. Her türlü zarar ziyan tespitini yapacağız. Hem tarımsal alan bağlamında hem de vatandaşımıza ait konutlar bağlamında. Ve inşallah Ankara Afat Başkanlığımızla ve Bakanlığımızla da koordinasyon içerisindeyiz. Tarım Bakanlığımızla koordinasyon içerisindeyiz. Hem konut ve sabit yapılar bağlamında zararlarımızla ilgili inşallah AFAD Başkanımız gerekli desteği verecek, Bakanımız gerekli desteği verecek. Bölge milletvekillerimiz sağ olsunlar takip ediyorlar onları da. Yine tarım alanları bağlamında ve hayvan potansiyelimiz bağlamında gördüğümüz zararları da inşallah Tarım Bakanlığımız marifetiyle gidermeye çalışacağız. Ben çok çok geçmiş olsun diliyorum Can Erzincanlı hemşerilerimize. Cana gelmemesi bizim için sevindirici. Ancak malumunuz iklim değişiklikleri tüm dünyada olduğu üzere bizim coğrafyamızı da etkiliyor. İnşallah tedbirlerimizi alarak en az zararla bu iklim değişikliğine adapte olmaya çalışacağız. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum. Ve özellikle canhıraş bir şekilde çalışan tüm kurumlarımızı, tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Allah var etsin, teşekkür ediyoruz. Vatandaşımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Her alanda bizlere yardımcı oldular. Rabbim bir daha böyle felaketleri de yaşatmasın diye temennide bulunarak hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Erzincan'ın ilk ve tek haber uygulaması Ne Haber 24, App Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun. nehaber24.com